Demek bu Süperman uçabiliyor. Ha? Ha. Bir de çok güçlü. Bu kadar mı peki? Oo baba, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Gözlerinden lazer ışınları da çıkartabiliyor. Bak sen. Bir de bu şey vardı değil mi? Örümcek adam. Hani örümcek gibi duvarlara tırmanabiliyordu. O ellerinden ağ fırlatabiliyor. Hem de o ağlar hiç kopmuyor. Bir de örümcek sezgileri var. Tehlikeleri önceden sezebiliyor. Bu kim peki? O Batman. Onun süper gücü ne? Onun bir süper gücü yok. Hı. Nasıl süper kahraman oluyor o zaman? Ailesini öldürmüşler. O da çok sinirlenmiş. İntikam almak için yıllarca ortadan kaybolup dövüş teknikleri öğrenmiş. Bak bu biraz ilginç işte. Yani süper gücü olmayan bir süper kahraman. Sence bu bize neyi anlatıyor? Süpermen'in Batman'i dövebileceğini mi? Hayır. Kahraman olabilmek için süper bir güce ihtiyacımız olmadığını anlatıyor. Kuş gibi uçamayabilirsin. Ya da tonlarca ağırlığı kaldıramayabilirsin. Duvarlara tırmanıp örümcek ağlarında suçluları da yakalayamayabilirsin. Her insan aslında bir süper kahraman olabilir. Bir gün mesela ağaçtan yavru bir kediyi kurtarırsın. Bir arkadaşını ödevinde yardım edersin. Yaşlı bir kadını karşına karşıya geçirirsin. Bunların hepsi seni kahraman yapar. Gerçek bir kahramanın tek süper gücü olur. O da içindeki sevgidir. Kerem. Süpürgenin sapı gibi ne dikilip duruyorsun öyle? Bak iyice süzülmüşsün. Hadi git dinlen hadi. 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 Hmm.
İki hafta oldu. Nerede bu? Siparişi verdik ya Ahmet. Bugün yarın gelir. Ama örümcek adamın son macerası geldi. Onu vereyim istersen. Yok be. Okumam ben onu. Öyle süper kahraman mı olur? Tayt giyiyor. Oldu mu? Tex gibi olacak. Harbi delikanlı olacak. Salak salak konuşma oğlum. Taytmış. Her pantolon giyen delikanlı sanki. Vay. Kahramanım gelmiş. Kerem ne haber? İyi. Şşt. Tevfik abi. Tex'in tam macerası gelince haber vereceksin değil mi? Veririm veririm. Tight'miş. Aslanım neyin var senin? Aa, ateşin mi var senin? Gel otur bakayım şöyle. Ben sana bir ada çayı yapayım. Sevmiyorum abi ben ada çayı. Çok acı oluyor. Ben onun içine tarçın koyacağım, bal koyacağım. Kalmayacak öyle acısı macısı. Bunun neresi çizik Zeliha? Deseni bunlar onun. Ay ne deseni be? Ayşe ablanın suratı gibi baksana. Sen yine indirim yaptırmaya mı çalışıyorsun? Aa, aşk olsun. Ben öyle bir insan mıyım? Defolu bu, görmüyor musun? Beğenmiyorsan alma Zeliha. Melek, hadi çık abim sen. Kerem bekler seni. Hadi. Hoş geldin Zeliha. Hoş bulduk abi. Sana kolay gelsin Zeki abi. Sağ olasın. Hadi iyi günler. Sağ olasın. Çok üzülüyorum ben bu Melek ablaya Zeki abi. O niye be Zeliha? E genç yaşta dul kaldı ya. Elde yok, avuçta yok. Çocuğu da var. Ama akılsızlık etti, ben sana diyeyim. O banka müdürü Kudret istediğinde bağıracaktı ona. Tövbe tövbe. Yalan mı diyorum Zeki abi? Zengin, yakışıklı. Bir eli yağda bir eli balda yaşardı valla. Ah, Melek abladaki o şans bende olacaktı. Zeliha, kumaş bakacaksan bak. Bakmayacaksan daha fazla oyalama abim beni. Ayırıyor işine. Ayırıyor. Nasıl olmuş? Güzel değil mi? O zaman... Söyle bakalım. Örümcek adam kaç senesinde yazılmıştır? Örümcek güçlerini de kaç yaşındayken kazanmıştır? 1962'de. Ha, bir de 15 yaşında örümcek ısırınca güçlerine kavuşmuştur. Yeşil dev güçlerini nasıl kazanmıştır? Bunu bilmeyecek ne var be ya? Radyasyona maruz kaldı. Bir de güçleri kızdığında ortaya çıkıyor. O zaman biraz zorlaştıralım. Gelsin bakalım. Doktor Ahtapot'un kaç kolu vardır? Ne oldu be aslanım? Bilmemen problem değil. Yok be abi. Benim de süper güçlerim olsaydı o zaman babamı kurtarabilirdim değil mi? Vallahi koptu kollarım. Melek. Kerem. Şunları elimden alıver hadi. Dur sen. Dur. Nasılsın? İyiyim Tevfik. Nasıl olayım? Aynı işte. Kerem, üzmedin değil mi Tevfik amcanı? Yok canım, o hiç üzer mi beni? Süper kahramanım o benim. Kerem, ne o? Hasta mı oldu yoksa? Bak bak bak. Önkür önkür öksürüyor bir de. Ha, öyle gece yarılarına kadar dağ tepe gezersen böyle olur. Haydi eve. Aşk olsun Melek. İki adım ya zaten. Anne. Efendim. Allah aşkına bu kadar şeyi kim yiyecek? Ay, bir yiyen bulunur. Hem misafirin ne zaman geleceği belli mi olur oğlum? Anne bizim eve misafir geldiği mi var? Ay, olmaz öyle şey. Sen koskoca banka müdürüsün. Bak yavrum, bazı insanlar bakar görür. Bazı insanlar hem bakar hem görür. Hem konuşur. Onun için ikram edeceğimiz bir şeylerimiz olursa bunlar ne bonkör insanlar ne bereketli insanlar derler yavrum. Hem bolluk bereketi doğurur. Nasılsın Alper? Hadi bakalım şimdi buradan 2 kilo kırmızı.
soğan fırından, 2 kilo beyaz soğan, 2 kilo patates, içine bol bol da sarımsak koyulur. Baban nerede? Hiç görünmedi bugün. Eksik olma Tevfik. Ne demek Melek? Başka bir ihtiyaç? Yok yok. Daha ne yapacaksın ki zaten? Kız Melek! Kerem hastalanmış ya. Ay sen nerede duydun Afize abla? Ben bile yeni öğrendim hasta olduğunu. Öyle kuru kuru öksürüyor, acıktı, ateşi var. Oy alasanın kuzusu. Tarhana yaptım bak. Sıcak sıcak iç, iyi gelir değil mi? Ben de ıspanak yaptıydım. Benim böreğim de pek sever. Değil mi oğlum? Ay oğlum ne gerek vardı? Hep böyle yapıyorsunuz ama. Ay aşk olsun. Sanki biz yemek yemiyoruz. İki kaşık da size ayrı verdik. Aman bütün gün boş boş oturuyoruz be ya. Sen gidiyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun. Bir de yemekle mi uğraşacaksın? Kafamın tasını attırma da gir içeri. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Eksik olmayın. Bu Tevfik'le Meleğin işi ne olacak böyle uzaktan uzaktan? Kız koparırım senin ısırgan dilin. Sana ne alıyor ama? Ya anne. Oğlum gözlerin kapanıyor. Hala okuyacağım diye uğraşıyorsun. O ne? Şurup. Şurup mu? Şurup falan içmem ben be. Oğlum yapma böyle. İç bak iyi gelecek. İstemiyor. Nazlı ablan getirdi bunu. Aslı içmiş çok iyi gelmiş. Aslı mı içmiş? Hem de ikiletmeden. Bir dikiş de iç vermiş. Seni seni. Aferin. Yarın iyi olmazsan okula göndermem bak. Ya gideceğim. Allah Allah. Senin derdin okul değil değil mi? Kim bilir nereye gideceksiniz gene? İyiyim ben ya. Tamam sabah bakarız. Oğlum sen benim hayattaki tek azinem, tek varlığımsın. Şu tırnağının ucu kırılsa çok üzülürüm ben. Hadi şimdi uyu. Güzelce dinlen. Ateşin var mı? Ya anne ya. Bak geç geldi, geç kalır. Oğlum. Kendin kötü hissedersen öğretmenim beni arasın. Kerem, iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Ne yapıyorsun lan bücür? Aslı bak, dayım bana ne aldı? İstersen sen de oynayabilirsin. İçinde bir sürü oyun var. İstemem, kendin oyna. Günaydın çocuklar. Baştan koş. 1-2-1-2-1-2. Kolları çevir. 1-2-1-2-1-2-1-2. Başta çevirmeye. 1-2. En baştaki kollar. 1-2-1-2-1-2. Devam. Aferin. Çok güzel. 1-2-1-2. Devam. Devam çocuklar siz. Kerem. Ne oldu yavrum? Bir şey mi oldu? Ey Allah'ım ya. Oğlum bu halde okula niye geliyorsun sen be ya? Hadi şimdi topla çantanı doğru eve. Haydi, haydi çabuk. Devam çocuklar. Hadi siz de araya girin. 1-2-1-2. Koş, koş, koş. Kerem. Hayırdır? Erkencisin bugün. Ha? Thank you.
İyi misin sen? Oo, aslanım sen yanıyorsun. Hay Allah. Gel. Uzan şöyle. Uzat ayaklarını. Anneni aramak lazım. Yok, Meleği telaşlandırmayalım. Şş, konuşsana benimle. Seni doktora götürmek lazım. İyi de. Ah, Sezgin abinin araba. Sezgin abinin araba. Sen burada yat, ben hemen geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum. Melek, şunları da aldık kızı. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl da yardım varım. Çantasını gökdelen daha. Kerem ne yaptı acaba? Aslı Aslı yağmura çıkmasa bari. Çıkmaz, çıkmaz. Sakin. Aferin oğlum. Aferin. Sen benim kahramanımsın. Baba. Doktor bey, neyi var Kerem'in? Kötü bir şey yok değil mi? İyi. İyi deyin ne olur. Oğlunuzun kemik iliği ve kanında lenfosit oranının artmış olduğunu tespit ettik. Ne demek o? Türkçesi ne? Kerem ikinci evrede lösemi. Lösemi mi? Korkutucu olduğunun farkındayım. Ama korkmanıza hiç gerek yok. Üzüntünüzü anlıyorum. Ama Kerem'in iyileşmesine ilk önce sizin inanmanız gerekiyor. Bu tedavi uzun sürecek. Ne kadar uzun? Normal şartlarda 3-3,5 yıl.
Ama bazı hastalar da erken cevap verebiliyor. En başta enjeksiyonla ilaç tedavisi olacak. Kerem çok korkar iğneden. Başka yolu yok ne yazık ki. Anne ve baba olarak bu konuda size çok iş düşüyor. Ben bir aile dostuyum. Babasını 2 sene evvel kaybettik. Aa, pardon. Başınız sağ olsun. Sonrasında kontrollü olarak kemoterapi tedavisine başlayacağız. Biliyorsunuz bu tedavinin bazı yan etkileri var. Saçları da dökülecek mi? Sadece o değil. Farklı komplikasyonlar da gösterebilir. Yani bağışıklık sistemi zayıflayacak. Bu yüzden sürekli maske takması gerekebilir. Bakın Melek Hanım, sizin yapmanız gereken bu zorlu süreçte onun yanında olduğunuzu hissettirmek ve ona motivasyon vermek. Kerem daha küçük bir çocuk. Her şey onun için bir oyunda olabilir. Ne bileyim ben Mehmet abi, doktor öyle dedi işte. Tamam, biz hastanedeyiz. Melek. Melek, ne olur toparla kendini. Bak, oğlunun sana ihtiyacı var. Ama bir şey olursa ne yaparım? Nasıl yiyecek? Ha, öyle deme. Olmayacak ona bir şey, söz. Söz veriyorum sana, iyileşecek Kerem. Hadi ne olur sil şu gözyaşlarını. Hadi, hadi ne olur git bir elini yüzünü yıka. İstemiyorum işte. Sezgin abi, sana kaç defa söyledim, istemiyorum iğne olmak. Tevfik, bu çocuk iğne bile vurdurmuyor. Ne olacak şimdi? İğneden çok korkar. Bunun başka yolu yok mu ya? İstemiyorum iğne olmak. Kerem, kocaman adam olmuşsun. İğneden korkmak ne demek ya? İstemiyorum işte. Kerem daha küçük bir çocuk. Her şey onun için bir oyunda olabilir. Ne yapıyorsun sen ya? Sen artık bir süper kahramansın. Süper kahramanlar iğneden korkmaz. Ne? O şimşek boşuna mı düştü? Sen orada ne oldu sanıyorsun? Ne oldu? O şimşekler o kadar güçlüydü ki üstüne düştüğü herkesi, her şeyi, arabaları, evleri, ne varsa kül ederdi. Ama sana hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı değil mi? Oo, normalde kül olman lazımdı diyorum ben sana. Şimşek çaktığında neler hissettin, hatırlıyor musun? Biraz gıdıklandım sanki. Gıdıklandın mı? Bak bu çok ilginç. Bu hücrelerin moleküler düzeyde değişmiş olabilir demek. Sen artık bir süper kahramansın. Süper kahramanlar iğneden korkmaz. Düşünsene Süpermen'in örümcek adamın iğneden korktuğunu. Hı? Şimdi hiç kimseye belli etmemek için çaktırmadan hemen iğneni olman lazım. Hadi. Çoktan. Hiçbir şey anlamadım. Aferin sana. Senin artık süper güçlerin var. Ama unutma. Büyük güç. Büyük sorumluluk getirir. Hı. Anne, gördün mü? Benim artık süper güçlerim var. Afiş ablasının kuzusu. Siz de ayağına kıymık batsa hastaneye getirirsiniz kız hanımı lan. Ben de bir şey oldu sandıydım be ya. Muhtar, ne yaptın sen be? Sen olmadan tek başıma ne yaparım ben? He? Afacan. Hiçbir şey yok bunun be, turp gibi baksana. Daha mı yakışıklı olmuş maşallah. Geçmiş şey olsun. Ne yapıyorsunuz be ya? Ucuma kalkar gibi hasta odasına böyle gelinir mi? Gelin buradan. Git git. Hadi. Kenan geçmiş olsun. Aslı. İyiyim ben, bir şeyim yok. Thank you.
kötüymüş yani. Ya, ne konuşup duruyorsunuz burada? Arsa peşinde koşacağına gelseydin hastaneye. Görürdün hasta mıymış değil miymiş. Ne bileyim ben dayı ya. Ah uşağım benim ya. Olacak şey mi bu işini Tevfik? Abi Melek, kar olmuştur garibim be. Ha? Rahmetlinin emanetine sahip çıkamadık be ya. Kimsenin suçu değil Aspi amca. Takdir ilahi bu. Yapacak bir şey yok. Hepten batırdınız siz de tekneye veya. Durun biraz. Bak doktor tedavisi var demiş. Var dedi de Seyfi abi. Biraz zahmetli bir tedavi yani uzun sürecek. Ne yapacağız peki Tevfik? Abi şey işte doktor iyileşmesi için moralinin iyi olması lazım dedi. Ne yapacağız yani? Göbek mi atacağız? Aslında onun gibi bir şey yapacağız. Ben göbek mi bek atmam arkadaş ya. Ben esnaf adamım abi ya. Ya öyle değil be Ruhi. Hani Kerem bu çizgi romanlara meraklı yani Süpermen var, Örümcek Adam var. Ne olmuş? Ona mı kurtaracak kızını? Dur be abi bir dinle. Hani onu bulduyduk ya, baygındı. Arkadaki arsaya yıldırım düştüğünde. He, ben söndürdüm. Kerem, yıldırım onun üstüne düştü zannediyor. Ondan sonra da süper güçleri var zannediyor. Süpermen gibi, Örümcek Adam gibi. He? Vallahi mi? Uçabiliyor mu? Hayır be güzel abim. Tabii ki yok gerçekten güçleri falan. Ama Kerem hep süper güçleri olsun isterdi. Ben de dedim ki hani biz kendi aramızda. Onun sanki süper güçleri varmış gibi davransak. O da daha mutlu olsa. Daha çabuk iyileşse. Tamam tamam. Ne yapacağız Tevfik? Aklıma bir şeyler geliyor ama. Ha Seyfi. Hani sende bir şey vardı. Arkadaşım verdiydi sana. Gece görüş gözlüğü. Evde öyle duruyor. Tevfik. Ne yapacaksın? Kerem'e mi vereceksin onu? O kadar mı yani? Yok. Bulacağız bir şey. Ama önce... Ne yapacağız, ne yapacağız? Neresini anlamadın Avize abla? Kerem'e kostüm dikeceğiz işte. Sünnet takımı gibi bir şey mi? Bunu yapacağız. Neymiş bu böyle? Tayt mı var altında onu? Tayt giyen delikanlı mı olur be ya? Dalga geçerler vallahi. Ay Allah'ım, ay Allah'ım ne tightmış. Ya o zaman Afize abla sen bir eşortmandan falan bozup dikip bir şeyler yaparsın. Yaparız değil mi be Afize abla? Yaparız tabii. Bu elimle kavururum pilavı. Öbürküne de dikerim ben bunu. Melek, dikeriz biz bunu be. Olmaz. Ya Melek, hani doktor dedi ya morali yüksek olması lazım. Hani o yüzden. Olmaz Tevfik. Ben oğlumu biliyorum. O şimdi kendini gerçek kahraman sanacak, oradan oraya atlayacak. Tamam, bir kere iğne olsun diye dedik ama bu hasta haliyle olmaz. Geç oldu be. Biz yarın kahvaltıya geliriz. Kızım Melek, eğer bir şey ihtiyacın olursa ara, hemen gelirim be. Hadi kızlar. Tevfik oğlum hadi. Sağ ol Fıza abla. Allah razı olsun. Melek de dinlensin. Kızacağız hadi. Azıcık. Hadi hadi hadi. Hadi iyi akşamlar Melek. Tevfik. Ne kadar tuttu? Ne kadar tuttu? Sezgin abiyle sana ödemedin mi hastane faturasını? Allah aşkına Melek. Bırak bari bunu yapalım ne olur. Yok olmaz öyle şey. Melek. Yok olmaz. Olmaz. Merak etme, her şey yoluna gidecek. Yalnız değilsin, unutma. Pardon, ben... Önemli değil. Yani şey... Tamam şimdi parayı bulduk da... ...ben paranın gerisini nereden bulacağım Tevfik? Merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Bulacağım o parayı. Tevfik nerede kaldı? Dondum burada seni beklemekte. Ver bakayım şunu. Neyi? Neyi olacak? Kostümü şeysini. Şimdi bununla Kerem daha iyi olacak dedim değil mi? Nasıl yani lan? Süper güçlerin var senin şimdi. Şimşek çarpınca mı olmuş? Aynen oğlum. İğne yapılırken çok acıyordu. Şimdi hiç acımıyor mesela. Ne süper gücün var peki? Uçabiliyor mu? Duvarın arkasını görebiliyor mu? Oğlum buldum buldum. Hani senin gücün şimşekten geliyor ya. Belki de gözünden de şimşek çıkartıyordur. Daha bilmiyorum oğlum. Belki de çok güçsüzsündür. Koskoca kamyonu bile kaldırabiliyordur.
Keşke hep süper güçlerim olsaydı be. O zaman babamı da kurtarırdım. Ama şimdi başka insanlara yardım edeceğim. Yalnız bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Ben olayım ya. Hadi be Kerem, ne olur ben olayım. Senden başka kim olacak zaten oğlum? Batman'in nasıl Robin'i varsa sen de benim yardımcım olacaksın. Adamsın be. Sen hala burada mısın Ömer? Hadi geç oldu. İzin ver de birazcık dinlensin Kerem. Yarın okula geleceksin değil mi? Ömer. Hadi oğlum hadi. Okul mokulu yok yarın ona. Dinlenmesi lazım. Süper kahramanlar hiç dinlenir mi anne ya? Niye? Hiç uyumuyor mu onlar? İtiraz istemiyorum. Yarın evden dışarı çıkmak yok. Anlaştık mı? Anlaştık mı dedim. Tamam. Üzülme anne. Ben çok iyiyim. Eskisinden de iyiyim. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sen yine de yarın okula gitme. Dinlen biraz ha. Bakma Zeki abi, seni de yalnız bıraktım. Aşk olsun Memele. Şimdi senin tek işin var, o da Kerem. Ne zaman iyileşirse o zaman geleceksin. Sen beni merak etme. Var mı bir ihtiyacın? Sağ ol abi. Hadi. Dur bakalım neymiş burada ha Afize. Bu olur herhalde be Afize. Hem parlak parlak ha. Olur olur. Eşortman da ver Zeki abi. Enkır testinden olsun ha. Alt etmişsin sen onu be. Ben kötü şey veremeyeyim kız hanıma. Oğlum, kurcalayıp durmasana şunu. Hadi bir çatal al bakayım. Hatırım için. Anne, ben iyiyim ya. Hep bari Tevfik abinin yanına gitseydim. Çok sıkıldım evde. Sen bir ye de önce. Karıştı. Tevfik, ne yapıyorsun? Ne susuyorsun be? Bana bak, Kerem'e bir şey mi oldu ha? Yok be abi. Koleksiyonumu sattım da internetten. Ona içlendim biraz. Ha, ben de Kerem'e bir şey oldu sandım ha. Tövbe tövbe. E niye sattın sen bu koleksiyonu? E ne yapalım Sezgin abi? Kerem'in tedavisi için para bulmak lazım. Para veriyor mu bu şeytan şeyleri? 20 senedir biriktiriyorum abi ben bunları. Meraklısı çok. Zaten ilanı verdim. Anında satıldı. Aa, yetti yani. Yok be abi. 3 kuruş para. E ben de öyle arsaydı tarlaydı hiçbir şey yok. Varım yoğun burada ne varsa hepsi bu işte. Ya ne dertlendiriyorsun kendini be? Biz ne güne duruyoruz burada? Ha? Kerem bizim de evladımız değil mi? Ha? Ne yapacağız peki Sezgin abi? Senin de durumun belli. Nereden bulacağız bu kadar parayı? Dur be Tevfik be, dur be. Ha, gün doğmadan neler var? Bak şimdi. Alo, ne yapıyorsunuz kahvede? Oturuyorsunuz ya da boş boş değil mi? Yuu, o ne be? Sadece tek bir ilaç mı o kadar tuttu? Yok devenin... Ruhi ne yapıyorsun be ya? Ama sadece ilaçta değil ki. Hastaneye yattısı çıktısı, iğnesi şusu busu. Devlet de yardım kuruluşları da destek oluyormuş ama... doktor tedaviye hemen başlamanız lazım dedi. Yani acilen para bulmak lazım. E kaç para ki be ya? Ne kadarsa ne kadar. Senin dairelerden birini satıverirsin. He? Onlar benim değil ki be ya. Emanet onlar. Emanet onlar, emanet. Pinti. Asbi abi bir dur Allah'ını seversen ya. Bir yolunu bulacağız illaki. Meleğin durumu ortada. Hayatta bulamaz melek o parayı be. Siz sadece bıdı bıdı bıldı konuş. Öyle mi istiyorsunuz? Zeki abi. Alo. Hayvanlar beraber mi otlar be? Zeki abi. Biri sütleri iyiydi. Ararım ne yapsın? Aa, melek kızım hoş geldiniz be ya. İyi. Kerem'cim nasılsın söyle bakayım. Millet kim derdi bizim kasabadan süper bir kahraman çıkacak değil mi? Uçabiliyor musun sen? Ya ister uçar ister uçmaz veya o süper kahraman. Hadi millet biz de zaten gidiyorduk. Hadi. Hadi bakalım kahraman. 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 Herkese mi söyledin Tevfik? Melek ben ne desen haklısın. İyi de ben bu süper kahramanlar gizli çalışıyorlar diye biliyordum. Evet abi,
Niye herkese söylüyorsun? Benim gizli çalışmam gerekmiyor mu be ya? Her zaman değil. Hem sadece kasabadakiler biliyorlar senin süper kahraman olduğunu. Onlar da gizlilik yemin ettiler. Hem kasabamızda bir süper kahraman olduğunu bilen suçlular bir şeyler yapmaktan vazgeçerler hemen. Aa, doğru söylüyorsun tabii. Tevfik. Hı. Şu kağıdı ver bakayım bana. Hangi kağıdı? Hani kostüm bir şey diyordun ya. Ha o mu? Şeyler aldı. Kim aldı? Hadi bakalım delikanlılar. Kazanınız mübarek olsun. Girmedik dükkan, çalmadık kapı bırakmayın. Eyvallah. 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 Hey millet. Bir bırakın bakayım kağıtçıkları, külahları bir yana. Ha. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bereket versin. Torunun istediği dergi gelince haber vereceğim. Merhaba Tevfik abi. Merhaba. Hayırlı işler. Merhaba Tevfik abi. Ya niye geliyorsun peşinden? Sen ne ya? İstediğim yere gelirim. Sen mi soracağım? Dedem burada olduğunu söyledi. Kerem nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bir şey konuşmamız lazım. Çocuklar, siz isterseniz biraz arkaya geçin. Hem Kerem size yıldırımın nereye düştüğünü göstersin. Değil mi Kerem? Ama fazla uzaklaşmayın ha. Tamam. Getirdiniz mi? Acayip güzel bir şey oldu vallahi. İyi tamam. Gerisini ben hallederim. Bakın. Vay be. Çok korkunç. Gerçekten süper güçlerin mi var? Var tabii kızım. Ne yapabiliyorsun mesela? Söyleyemem Aslı. Ne demek söyleyemem? Üzgünüm. Şimdi Ömer'le bir şey konuşmamız lazım. Nasıl yani? Beni yanınızda istemiyor musunuz? Görev her şeyden önce gelir Aslı. Vallahi şimdi saçınızı başınızı yolacağım size. Lütfen. Çok yakında anlayacaksın. Madem beni yanınızda istemiyorsunuz ben de giderim. Çok da umurumdaydı. Süper kahraman. Vay be. Aynı filmlerdeki gibi. Bu fedakarlığı yapmam lazım. Onu tehlikeye atarım. İşler Tevfik. Bulabildin mi müşterinin ne oldu? Yok be oğlum. Tevfik abi her an ortaya çıkabilir diyor. Bak bakalım nereye kadar görebiliyor? En uzağa görebiliyor mu acaba? Hani ne de olsa lazer gözlerim var ya. Nereye kadar görebildin? Şurada duran kuşu gördün mü? Ya oğlum hangisi? İleride olan mı? Yoksa ondan da daha uzaktaki mi? En uzakta olanı. Sen oraya kadar görebildin mi? Başka ne yapabiliyorsun? Duvarın içinden geçebiliyor mu? Demek ki duvarın içinden geçemiyormuşuz. Şimdi ne yapacağız? Sanki biraz yüksek gibi değil mi? Evet. Yerden havalanmak daha doğru olabilir. Yani ev zaten her süper kahraman da uçacak diye bir şey yok değil mi? Evet. Bu da olmadı. Neden olmuyor ki acaba? Bilmiyorum ki. Oğlum buldum ya.
Senin kahramanlık kostümüne ihtiyacım var. Ya işte o yüzden olmuyor. Doğru lan. Benim bir kahramanlık kostümüne ihtiyacım var. Ama nereden bulacağız? Zeynep! Biri kapıya vurdu. Gittim, kimse yok. Yere baktım. Kuduruyor. Açmaya çalıştım ama kilitli galiba. Anahtarla da zorladım. Açılmıyor. Kerem belki açar. Doğru ya. Senin süper güçlerin var. Bir dene bakalım. Vay be. Açtım. Vallahi süper bir güç. Bak bakalım ne var içinde. Bu ne ki öyle? Dürbün galiba. Aa şey o. Evet evet o. Gece karanlığında normal insanların görmediği şeyleri görmek için gözlük. Yanında düğmesi de var galiba. İnanılmaz. Ana! Bunlar ne be ya? Ya bunlar senin... Kostümü! Oğlum çok güzel oldu ya. Harika. Bir dakika. Bunu hiç çıkartmaman lazım. Kostümün yokken bile. Tamam. Bu seni gücünü etkileyebilecek moleküllerden koruyacak. Ayrıca süper kahramanlar yasası 143. madde 6. fıkrasına göre de saçlarını kesmemiz gerek. Olmaz olur mu? Böylece saçlarını harcayacağın enerjiyle yeteneklerini daha iyi kullanabileceksin. Kestirmesek olmaz mı be ya? Belki azıcık gücün bile yeter. Olmaz. Sen artık süper kahramansın. Kahramanlar fedakarlık yapmak zorunda. Haklısın Tevfik abi. Ama hala gücümün ne olduğunu bilmiyorum. Hem gücümün ne olduğunu bilmezsem insanlara nasıl yardım edeceğim? Vallahi her şeyi denedik. Olmadı. Senin gücün şeyden gelmiyor mu? Şimşekten. Elektriğe kapılan adamlar nasıl oluyor biliyor musun? Böyle tutarlar. Dumanlar çıkar saçlarından. Hayır. Böyle hareketsiz kalırlar. Hiç kıpırdayamazlar. Ben söyleyeceğim şimdi sana ne yapacağını. Ne? Donald Zavuk mi? Hedefi. Alo. Herkese haber verdiniz değil mi? Evet, bağırdıktan sonra. Hadi tamam. Hadi hayırlısı. Bunu sen mi yaptın?
Tabii ki kızım. Süper değil mi ya? Bunun yüzünden mi beni kovdunuz? Hayır, anlamıyorsun. Sana zarar gelmesini istemediğim için. Ulan ne konuşuyor ya bu kadar saat? Benim prostatım azdı. Az daha altımı edeceğim, haberin olsun. Süper güçlerin olsa da salaksın işte. Ben kendimi koruyabilirim. Artık benim yanımda olacaksın. Hiç anlamam. Ya olmaz. Kızlar hırsızlık getirir bir kere. Sus sen. Tamam ama ben ne dersem onu yapacağım. Harika bir ekip olduk biz. Şimşek takımı nasıl ben buldum. Peki nasıl eski hale döndüreceksin onları? Bilmem. Tevfik abi bir şey söylemedi. Nasıl bilmiyorum. Ya sonsuza dek böyle kalırlarsa? Bir yolu vardır mutlaka. Belki de nasıl yaptırsan öyle düzeliyordur. Şimşek gücü adına. Ne duruyorsunuz çocuklar? Berbere gitmiyoruz mu? Hiçbir şey hatırlamıyor mu? Ne oldu ki? İyi misiniz siz? Hadi hadi. İlk defa süper kahraman gelir. Hoş geldiniz Kerem Bey. Onun adı Şimşek Çocuk. Şimşek Çocuk. Ne istersin? Kahraman tıraşı yapayım. Hadi gel bak. Nasıl? Yakışmış mı anne? Saçların. Ne oldu? Saçlarıma mı üzüldün yoksa? Yok. Üzülmedim, üzülür miyim hiç? Öyle haber vermeden bir anda görünce şaşırdım. Yapmak zorundaydım anne. Süper kahramanlar yasasında böyle yazıyor. Bu maskeyi de bundan sonra hiç çıkartmamam lazım. Ay bismillah. Bu saç ne böyle? Ay 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 ay. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Ay süper şeylerin en yakışıklısı. Bak annesi bak. Ne kadar yakışıklı olmuş. Ay. Kuzum benim. Ay çok yakışıklısın sen. Süper kahramanlar da yorulur mu Tevfik abi? Sen bugün kullandın mı hiç süper güçlerini? Anlaşıldı. Unutma. Gücünü gereksiz yerlerde kullanırsan yorgun düşersin. Güçlerinin işe yarayacağı, gerçek bir kahraman olacağın bir an mutlak gelecek. Sabredeceksin. Şimdi yemeğini yiyip iyice dinlenmen lazım ki gücün yerine gelsin. Tamam. Hadi. Melek kızım. İyiyim ben, iyiyim. Sadece bir anda öyle gördüm. Saçlarım. Üzüldüğün şeye bak. Yine uzar. Tevfik oğlum. Gelsene bir şeyler yiyin. Sağ ol Afize abla. Bir iki işim var benim. Size afiyet olsun. Ay senin mıngıldan titresin be Tevfik. O nasıl süper güçlü lan? Hesetten ya. Altıma yatıyordum az daha. Ya ne bileyim Mehmet abi, aklıma o geldi. Ama ben konuştum Kerem'le, gerekmedikçe yapmayacak bir daha. Ya kesin lan tartışmayı. Ne kadar oldu Zeki? Şimdi şey. Söylesene Zeki abi, ne kadar oldu? Dur bir dakika be Tevfik. Ne yapıyorsun be ya? Bu kadar mı? Ha. Bütün kasabadan bu kadar mı çıktı yani? Ha. Yazıklar olsun bize. Vallahi yazıklar olsun be ya. Lan Pinti. Sen koydun mu ne? Getirdiğimin yarısını ben koydum be ya. Asbi dayı aşk olsun yani. Ya bu hiçbir şey yetmez ki. Tevfik be. Benim külüstürü mü satsak? He. Benim pikap da var. He vallahi benim de aramda kalma bir taşlı tarla var. Ama geçen satmak istedim de kimse yüzüne bile bakmadı. Çok isteyseniz gene bir düşüneyim yani. Almanya'da bizim oğlandan da istesek mi acaba ya? Yok abi yok. Olmaz. Allah'ım ne yapacağız biz ya? Asbi amca. Sen bu kalantora gitti miydin? Burada kayınçosu dururken bana mı düşer o dingilin ayağına gitmek? Allah aşkına Asbi dayı, yüz göz etmeyin beni şunlar. Ne lan? Sen değil misin onun akrabası? Kardeşinin düğününe gelmeyen adamlar akraba mı olurmuş? He öyle tabii. Benzinliğin oradaki arsayı vermedi diye cıkcıklanıyorsun sen, bilmiyorsun sanki. Fatma'nın oran abi, Fatma'nın. Ya boş ver abi ya. Zaten Melek'le olanlardan sonra olmaz o iş. Tamam.
Ben isterim. Günaydın müdür bey. Günaydın. De hayırdır Seyfi? İnşallah hayır olur müdürüm. Belki duymuşsundur Kudret Bey. Kerem'i yani. Hangi Kerem? Meleğin oğlu. Ne olmuş ki ona? Hasta. Hem de çok hasta. Lösemi. Öyle mi ya? Biliyorsundur tedavisi çok masraflı. Yani biz aramızda öyle esnaf filan biraz bir şeyler topladık ama yetiştiremedik. Para mı istemeye geldiniz yani? Melek kendi gelmedi de seni mi gönderdi? Sen ne demeye çalışıyorsun lan? Sana mı düştü meleğin işinin peşinden koşturmak diyorum? Dur bir Tevfik. Ya müdürüm bu mesele artık kasabanın meselesi oldu. Hem meleğin sana geldiğimizden haberi bile yok. Gerçi haberi olsa kafamızı kırar göndermez diye sana. Nereye gidiyor lan bu? Vura vura. Arabaya da binmedi. Ulan. Abi. Melek evde mi? Kim geldi? Bir şey demeyeceksen gidiyorum. Yok şey. Kerem hastaymış. Ben de yeni duydum. Bir geçmiş olsun demeye geldim. Sağ ol. Bir de paraya ihtiyacım varmış. Öyle duydum. Yok öyle bir şey. Yanlış duymuşsun. Geldiğin için sağ ol. O kadar mı yani? O kadar mı nefret ediyorsun benden? Allah aşkına git. Zaten başımda bir sürü dert var. Ben de onu diyorum ya işte. Bak. Melek, inat etmeseydin. Biz evlenseydik. Şimdi tek derdin nereye tatile gideceğiz olurdu. Belki çocuk hasta da olmazdı. Sen nasıl bu kadar aşağılık, bu kadar duygusuz olabilirsin? Küçücük bir çocuğu, benim oğlumu böyle bir şey için kullanırsın. Kullanmıyorum. Yazıklar olsun. Bak dur, onu demek istemedim ben. Beni bunca rezil ettiğin yetmedi değil mi? Çık içimi kapıma. Yettirenme olur be. Sakin. Melek. Ne oluyor? Problem mi var? Yok bir şey Afize abla. Müdür bey geçmiş olsuna gelmiş. Gidiyordu. Şeytan diyor gir bunun bankasına. Kasayı boşalt çık. Belertiyorsun ne gözünü öyle deli dana gibi? Buldum. Neyi? Parayı nasıl bulacağımızı. Ulan Tevfik, sen aklını karpuza katıp da mı yedin he? Ha bu banka soymak denedi. Tevfik, bu yaştan sonra hapislerde mi çürüyeceğiz? Bahar İsviçre çakısı derler be ya. Ben bu kasayı açarım. Oğlum manyak mısınız lan? Ben manifaturacıyım. Bu balıkçı, bu itfaiyeci ve bu kasap bunca arada tıraş yapar. Bu desen Ruhi. Yok vazgeçtim lan. Bu Ruhi bankayı soymakla kalmaz, binasını bile satar. Hasbihaga desen ağı gitmiş. Adebe dengeli bozuk. Sizi öyle bilin. Hepinizi cebimden çıkarım ya. Öyle, öyle hasbihaga da biz ne anlarız banka soymaktan be? Bu memleketin polisi var, mahkemesi var. Allah muhafaza be. E nasıl yapacağız? Elimizde su tabancalarıyla bankaya mı dalacağız? Eller havaya falan. Ne yapacağız? Siz anca vıdı vıdı yapın. Ya bu parayı bulamazsak, ya Keremciye bir şey olursa ha? İyi dersin Aspiyaka da. Banka soymaktan bahsederiz be ya. Portakal soymaktan değil. Her şeyin bir kolayı bulunur be Zeki be ya. Bak, ben bir söz verdim. Ben bu parayı bulacağım diye söz verdim. Yani demem o ki istemeyen şimdi çekip gitsin. Tutan yok, zorlayan yok. Ben
şuncacık ömrümü pişmanlıkla geçirmek istemiyorum. Ben varım Tevfik. Ben de varım be Asmi dayı. Dünyanın en iyi çilingiri olmadan siz bir alt beceremezsiniz. Ben de varım. Ben de varım lan. Ulan ben de varım. Kerem için ben de varım be ya. Ha şöyle. Bir planın var mı Tevfik? Var. İyi dinleyin beni. Kudret. Aa. Ne yapıyorsun burada gecenin bu vaktinde? Uyku tutmadı anne. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmuş ben anlarım. Anne. Ben gerçekten kötü biri miyim? Nereden çıktı şimdi bu laf? O zaman niye böyle oluyor? Bak herkesle ne oldu? Fatma, Melek. Niye böyle oluyor anne? Madem ki o akşam bu akşam, o zaman konuşalım yavrum. Bak, ben sana hiç itiraz etmedim. Fatma'nın evliliğine karşı çıkmana, daha sonra olanlara, Meleği isteyelim dedin. Hiç tereddüt bile etmedim, onaylamasam da. Madem onaylamadın, niye karşı çıkmadın? Çünkü sana inanıyorum. Tıpkı babana inandığım gibi. Sen de bir gün anlayacaksın. Tıpkı babanın anladığı gibi. Neyi? Bu dünyanın senin etrafında dönmediğini. Her şeye rağmen senin altın gibi bir kalbin var. Anlayacaksın yavrum. Anlayacaksın. İnanıyorum. Her şeyi düşünüyorsun değil mi? Bütün kasabayı nasıl da organize etmişsin. Tam filmci olacak adammışsın. Zor olmadı. Herkes çok seviyor Kerem'i. Hastane yarındı değil mi? Bu ne? Hepimiz işte yani kendi aramızda topladık bir şeyler. Herkes yardım etti sağ olsun. Sağ olun ama kabul edemem. Melek ne sen? Biliyorum. Sami yüzünden yapıyorlar. Ona borçlu hissediyorlar kendilerini. Ama kendi yağında kavrulan insanlar bunlar. Çocukları var, bakmaları gereken aileleri var, borçları var. Eğer bu parayı geri götürürsen beni kasabadan kovarlar vallahi. Şu parayı toplamak için nasıl heyecanla sarıldılar işlerine bir görsen. 60 yaşındaki Aspi amca bile dünkü delikanlı gibi koşturdu da durdu, bir kere ıh demedi. Bu onları mutlu ediyor Melek. Kerem'i gerçekten çok seviyorlar. Lütfen. Tamam ama borç. Onu Aspi amcaya söylersin. Geri kalan parayı da bulacağız, merak etme. Ne kadar iyi bir insansın sen. Melek. Eğer bana bir şey olursa... Sana mı? Niye bir şey olsun sana? Yok canım, bir şey olacağından değil de hani misal diyorum. Bana bir şey olursa yanınızda olamazsam... Tevfik, ne diyorsun sen? Korkutma beni. Yok öyle bir şey zaten. Ben böyle boş yere endişeleniyorum. Gerçekten bir şey. Thank you.
Vay Tevfik abi, sen bankaya gelir miydin be ya? Lan yoksa Tex'in tam macerası mı geldi? Yok be Ahmet. Gelmedi, şey için şey ettim. Ya kaç yıldır arkadaşız burada, bir iş yerine gitmedim dedim. Çok güzel yermiş be ya. Öyle miymiş? Senden mi soruluyor buranın güvenliği? Evelallah. Eğitimini aldım ben kaça. Olay çıkıyor mu bari? Yok be ya. Arada bir şeye itiraz eden oluyor. Kapının önüne koyuveriyorum. Ama var ya, Tevfik abi çok istiyorum böyle soygun falan olsun. Çekeyim şunu, aldımın çatısına tak tak sıkayım. Kaç kamera var burada? Kamera? Hı? He kamera. Üç tane burada var. İki tane dışarıda. Bir de kasanın orada var. Kasa nerede? Ne yapacağım Tevfik abi? Bankayı mı soyacaksın? Öyle komik olurdu ama değil mi? Kasa içeride. Müdürün odasında. Şifrelidir herhalde. Şifreli tabii be ya. Ne sandın? Ama şifreyi bildik müdürüm biliyor. Yanından ayırmıyor, cüzdanında saklı. Gel. Hesap dökümünüz Kudret Bey. Ben merak ettim de, hani siz hesabınızdaki her şeyi çekiyorsunuz ya Kudret Bey. Acaba dedim hayırlı bir iş mi var? Var mı? Var. Hem de çok hayırlı bir iş var Mücella Hanım. Çıkayım ben. Ne yani? Şimdi cüzdanda mı taşıyayım şifreyi? Öyle. Ne yapacağız şimdi? Ya Aspi dayı, düşündüm de gece evine girelim, cüzdanını çalalım ha? Yok artık, o ne öyle be Seyfi? Tövbe tövbe. Peki, tenada kıstıralım, kafasına odunla vuralım, yaralım kafayı. Ya sabır ya, selamet. Ya bir şey olmaz be Aspi dayı. Hiçbir şeycik olmaz. Ben itfaiyeciyim ya. İlk yardım dersleri aldım ya ben. Bilirim nereye vuracağım. Bana bak, sakın ha. Dur Aspi amca, dur. O kadarına gerek yok be Seyfi abi. Sonuçta bu adam kahveye geliyor. Mahallede bizim dükkanlara da girip çıkıyor. Elbet çıkartacak bu ceketi bir şekil. Sen ne diyorsun be Ruhi, ha? Bana hiç bakmayın be ya. Ya tıraş olur kendimi çıkartmıyor abi bu adam ceketi. Çıkartıyor ya. Bırakmıyor ki cebinde. Koyuyor kucağına. Yok abi, yok. Öyle birden peşine düşersek kıllanır herif be ya. Hiç olmadı evde çıkarıyordur herhalde. Kerem, iyi misin? Yok bir şeyim. Hadi gidelim. Çekilelim lan. Yoksa şimşek çocuk sana gücünü gösterir. Dur yapma şimşek çocuk. Çok özür dilerim. Beni de aranız alın ya. Yok ya. Takım tamam kardeşim. Tabletimi veririm. Ha. O zaman olur. Süper kahramanlar rüşvet almaz. Ama arada bizi de oynatırsan olabilir. Kerem. Kardeşim gitmek zorunda mısın? Evet, yarın hastaneye gideceğiz. Hadi ver o zaman. Nereden çalıyor bu? Buradan. Oha ya, çok iyiymiş. Hangi oyunlar var burada? Bütün oyunlar var oğlum.
Kim bilir yine kimi cukkaladı. Şişt. Oh be ya. Vallahi haklıymışsın anne. İçim öyle bir hafifledi ki. Bak Kudret. Sırtımızdaki en ağır yük vicdandır. Ara sıra rahatlatmalı. Bu arada o melek meselesini de halledersin umarım. Biraz başını kaldır, etrafına bak. Gözünün önündekini görmüyorsun. Bu ceketi çıkartmamış be ya. Çıkarmamış mı ya? Çıkarmamış. Manyak mıdır nedir? Allah bilir gecede ceketle yatıyordur ha. Anne, nasıl ya? Kimmiş bu benim gözümün önündeki? Kim olacak Mücella? Kız kendini sana göstermek için şekilden şekile girdi. Ama siz, nasıl yani? Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim. Selamun aleyküm müdür bey. Beyza Hanım. Aleyküm selam. Hayırdır? Hayır, hayırdır. Biz şey, şöyle geçiyorduk da buradan. Sen ne biçim konuşuyorsun? Misafir onlar. Buyurun Hasbi Bey, buyurun. Yandaki kapı açık, buyurun. Çay demledim taze taze. Buyurun gelin. Teşekkür ederim. Gelin. Gelin. Öyle geçiyordunuz. Sonra? Onca zamandır buralardasınız. Ne kadar oldu be Sezgin? Ne? Hmm. 14 yıl. Tövbe. Yani şöyle oturup bir muhabbet falan edemedik. Çaylar geldi. Gel bakayım İsmail al bunu. İsmail teyzene yardım et. Ah! Revani yapmıştım, unuttum. Gidiyor benim kafa bazen böyle. Sütlaç var, ne isterseniz var. Getireyim mi? Getir teyze, getir getir. Ben pehlivan çocuğuyum. Sen getir, ben hepsini yerim be. Buyurun müdürüm. Ay. Ya. Çay döküldü ya. Ne yaptın be ya? Ne yaptın be ya? Dikkatsiz, dikkatsiz. Çıkart müdürüm. Niye çıkarıyorum ya? Çıkart müdürüm. Tamamıyla benim hatam. Bırakın, çıkarmayacağım. Ya Allah aşkına. Mekanete kalmasın müdürüm. Çıkarmayacağım. Ya müdürüm çıkart. Allah'ını seversen ya. Ya niye belekesin? Bırakın, çıkarmayacağım. Ay işçilerler falan. Çıkar müdürüm. Çıkarmayacağım. Oh be. Manyak mısın oğlum sen? Ne vurdun adamın kafasına? Ya herife bir şey olmuş olmasın. Yok be, merak etmeyin. Ben nereye vuracağımı iyi bilirim. Ben de iyi bilirim. Kalem, kalem. Kalem al. Kalem, kalem. Yok, kalem yok. Al burada. Anahtarlar yok. Ne kadar zamanda yaparsın? Ya bana İsviçre çakısı diyeyim. Vuracağım şimdi odunu kafana ha. Yarım saat. Koş. Aa, Kudret. Merhaba teyze. Kudret. 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 Ne oldu oğluma? Deve çanı. Deve çanı düştü kafasına. Deve çanı mı? Ha. Kudret. Kudret. Kudret oğlum. Ya iyi de hiç süper gücünü kullanmadı ki. Ya neden böyle hastalandı? Bilmiyorum ki. Belki de Süpermen gibi bir şey görünce gücü azalıyordur. Ne görünce? Ya ne anlatıyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya hani Süpermen de bir gezegenden geliyor ya. Ömer! Aslı! Ne oldu? Adamlar dayımı bayılttı. Sonra da cüzdanını aldı. Hemen Kerem'e haber vermemiz lazım. İyi de Kerem hastaneye gitti. Şimşek çocuk gücünü toplayana kadar dinlenmesi lazım. Ama belki biz sana yardım edebiliriz. Bizi çabuk oraya götür. Hala buradalar. İşte onlar. Aa, Tevfik abi. Tevfik abi mi? Aa, babam. Belki de yardıma gelmişlerdir. Hepsini kopyaladın mı anahtarların? Kaybediyorum be.
Orijinalinden iyi oldu. Hadi uyan yavrum, Kudret'im uyan. Uyanamıyor bu. Acaba bir ambulans falan mı çağırsak? Allah Allah. Kudret abi, ne oldu sana be ya? Hah, Mehmet teyze. Uyanıyor işte, geliyor kendine. Ambulans çağırmaya falan gerek yok. Biz de gidelim artık değil mi? Gidelim ya. Zaten hasta ziyareti dediğim bu kadar olur. Ne yapıyor bunlar ya? Takip edin. Aa! Anne, ne oldu bana? Başına deve çanı düştü. Deve mi? Ha. Aa. Aa. Ha. Efendim. Ne? Ben geliyorum hemen. Kerem'i hastaneye kaldırmışlar. Ne? Biriniz beni hastaneye götürsün. Benim araba yakında, haydi yürü. Tevfik, biz ne yapalım be? Mehmet'in orada durun, haber vereceğim ben. Ey. Of. Arkadan buluşalım. Ne olacak şimdi? İyi olacak inşallah kızarım be. Çok üzülüyorum ben be ya. Dertlenecek zaman değil be Seyfi abi be. Bak kaybedecek vakit de yok ha. Bir an önce kazasız belasız soymalıyız bu bankaya be ya. Bankamı soyacaklar. Banka mı? Hangi banka ya? Dayımın bankası. Ya iyi de niye banka soyuyorlar ki? Bilmiyorum. Seyfi abi, o kadar oyun boyun şey ettik be. Öyle vallahi Sezgin. Kelli felli adamlar. Şaklaman olduk vallahi sırf Kerem iyi olsun diye. Eğlendik ama be ya. Meme de gaz kalsın altına kaçırıyordu ya donup kalacağım diye. Bir işe yarasaydı bari. İlla ki yaramıştır. En azından mutlu oldu kızancık be ya. Hiç yok bunlar. Hiç bir şey anlamadım ben. Melek. Ne oldu, Kerem iyi mi? Çok yorulmuş. Doktor efor bir şey dedi. Ama anlamadım. Yorulmuş işte. Dinlenmesi lazımmış. Kerem, şimşek çocuk. Hadi aç gözlerini ne olur. Sen süper kahramansın. Hadi. Tevfik, yeter. Ne yeter? Bu arada lütfen bir son ver. O şimşek çocuk falan değil. Melek kızım. Yok abla. Bu çocuk gözümün önünde eriyip gidiyor. Bu oyun yüzünden de daha çok yoruluyor. Lütfen bu oyuna bir son ver. Lütfen. Tevfik. Bir de... Bunu herkese geri ver. Hepsinden Allah razı olsun. Ama gerek kalmadı. Ne? Ne gerek kalmadı? Hepsini ödedi. Bütün parayı. Kim? Kim ödedi? Abim. Kudret mi? Vay anasını. Herkese haber ver, plan iptal. De ama öyle mi konuşma? Duymadın mı? Gerek kalmadı. Herkes evine barkına gitsin. Nerede kaldın? Tövbe tövbe! Yavaş bir oğlum. Ruhi! Neredesin be? Ne oldu? Kerem nasıl? Otur otur otur. Kerem iyi. Yani şimdilik. Şey ne oldu şey? Ne yapıyoruz? Bu gece 3'te yapıyoruz. Bankayı soyuyoruz. Yaş. Bu gece saat 3'te operasyon başlıyor diyorsun yani. Tevfik nerede? Tevfik nerede? Tevfik nerede? Tevfik nerede? Tevfik.
Tevfik'lerde. Tevfik'lerde. Ya nerede Tevfik? Şişt! Bir durun be ya, bir durun ya. O gelemeyecekmiş. Kerem yüzünden. Sonra geleceğim dedi. Olmadan nasıl olacak? Sehva abi be. Ben bir eve gideyim ha. Karımla çocuklarıma son bir kez tanınayım. Bu işin gidişi var, dönüşü yok. Dur be Sezgin, dur be. Korkutma adamı. Yüzdük yüzdük, sonuna geldik. Bu iş bu gece bitecek. Hadi. Allah yolumuzu açık etsin. Gece 3'te dedi. Vallahi soracaklar. Kerem, hemen Kerem'e haber vermemiz lazım. Tevfik abi orada lan. Kerem öğrenmesin diye yanında kalmıştır belki. Yoksa onları engeller değil mi? Yavaş. Aslanım, iyi misin? Bana neden yalan söylediniz Tevfik abi? Abi. Oğlum. Tevfik abin, sen üzülme diye. Biraz zaman geçsin anlayacaktır. Yatırdınız mı kız hanım? Koda çok iyi bir şey yapmış. Gerçekten. Ben özür dilerim, böyle olsun istemezdim. Tevfik. Tevfik. Kandırmazdım. Çünkü sen hep doğruları söylerdin. Çünkü sen korkmazdın. Ben de korkmayacağım. Hem de hiçbir şeyden korkmayacağım. İğneden de korkmayacağım. Hasta olmaktan da. Hatta iyi olmamaktan da korkmayacağım. Çok cesur olacağım. Neredesiniz bu saate kadar be? İşimiz vardı ya. Ne işiniz vardı? Söyleyemem anne. Sır. Sır. Kerem'i mi görmeye geldiniz çocuklar? Evet Melek teyze. Bir görelim dedik. İyi ettiniz. Sizi görmek onunla da iyi gelecek. Hadi girin içeri. Ama fazla yormayın. Aslı. İyi misiniz kızım? De bakayım bana, gel. Siz çıkın, ben geliyorum. Ne tamam. İyiyiz anne, bir şey yok. Melek teyze, Kerem gerçekten çok hasta değil mi? Süpermüşte de yok. Aslı, hadi yavrum. Hadi Kerem'in yanına sen de. Hadi yavrum. Dayımın bankasını soracaklar. Vallahi Şimşek gücünle onları durdurman lazım. Sana ihtiyacımız var oğlum. Aslı, konuşmayın sizle. Kerem, bu sana gerçekten ihtiyacımız var. Ben kimseye yardım edemem. Süper kahraman falan değilim ben. Ne demek değilim ya? Ya amcaya bak ya. Gözlerimle gördüm oğlum. Herkesi böyle dondurdun. Görevi reddedemez. Ederim işte. Kerem, Tevfik abiyle babamlar senin tedavi paranı ödemek için bu gece bankayı soyacaklar. Dedem de var yanlarında. Dur bir dakika ya.
Ne tedavisi? Onları bir tek sen durdurabilirsin. Bir tek seni dinlerler. Soymasınlar, bana ne? Tevfik abi seni çok seviyor Kerem. Babam da. Herkes de seni çok seviyor. Bu yüzden sen iyileş diye banka soyacaklar. Hapse falan da girerler ona. Yuh! Dedenle mi hapse girecek? Yani ben tek mi kalacağım şimdi? Vallahi süper ya. Eğer sen de onları seviyorsan, beni seviyorsan onları engellersin. Babamı da, Tevfik abiyi de kurtarmış olursun. Dedemi de. Benim babam da soracak. Hem de dayımın bankasını. Hepsini kurtarmam lazım. Ne zaman soyacaklarmış? Tevfik ne yapsın? Elinden geleni yapıyor çocuk. Daha ne yapsın? Bütün kasabayı maymun etti Kerem için. Ama Melek abla da haklı. Nasıl kızım? Daha iyisin değil mi? Ne kadar olursa artık Afize abla. Sen de yoruldun ya, ondandır. Azıcık dinle. Ya o değil de bizim bu erkekler bir hatlar yiyor ama anlamadım ben. Al benden de o kadar. Bunlar bir iş çeviriyor abla. Demir sürekli işim var diyor. Geç geliyor. Müşteri gelecek diyor. Hiç yapmazdı. Ruhi de öyle. Aynı. Aynı. Bunlar bizden habersiz pavyona git. Bizi aldatıyor olmasınlar sakın. Saçmalamayın. Onlar öyle şeyleri yapmaz. Öyle Mehmet. Hiç yapmaz. Tek bir şartım var. Neymiş o? Sen gelmeyeceksin. Olmaz öyle şey. Ben de geleceğim. O zaman ben gitmiyorum. Niye ya? Niye ben gelmiyorum? Çünkü sana zarar gelmesini istemiyorum. Niye? Çünkü ben seni... Yani... Kerem Aslı'yı seviyor. Kerem Aslı'yı seviyor. Sus sen! Salak. Tamam o zaman. Kabul ediyorum. Ama bir seferliğine. Vay be. Çok romantik. Aynı Örümcek Adam filmlerindeki gibi. Sen de sus! Aptal. Size emanet. Sakın yanından ayrılmayın. Tamam mı? Sen de Kerem'i seviyorsun değil mi? Sus sen. Gördünüz mü çocuklar Kerem'i? Konuştu mu sizle? Konuştu tabii. Konuştu değil mi? Konuştu ya. Şarkı bile patlattı. Hatta top bile oynayalım dedi. Artık biz de kalkalım. Melek kızım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa seslen, ben hemen gelirim. Sağ ol Afize abla. Hepiniz sağ olun. Hadi iyi akşamlar Melek. İyi akşamlar. Hadi gidin, iyi bak. Şimşek çocukmuş. Heh. Bir de banka soyacaktık. Bak 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 bak. Adamın parası pulu var. İşi gücü var. Sen kimsin ha Tevfik ha? Kimsin sen ha? Kapalı.
Çıldıracağım be. Demirinki de kapalı. Tevfik. Melek. Ne? Kerem yok. Nasıl? Neredesiniz siz? Aslı! Ozan! Tevfik! Ne olur çocukları bul. Tamam. Tamam, sakin. Sakin, buralarda bir yerdedirler. Buluruz şimdi. Kerem! Sakin ol Melek, sakin. Nerede? Mehmet abi, Demir, onlar başka sokaklara mı bakıyorlar? Boya devletici! Ne oluyor ya? Yok lan. Hiçbiri ortada yok be Tevfik abi. Telefonlarına da ulaşılamıyor. Demir de yok. Rüyü de yok. Yoklar mı? Nasıl ya? Aman Allah. Tevfik, ne oldu? Kötü bir şey mi var? Yok. Polis arayan. Hayır. Polis olmaz. Gözünü seveyim, polisi arama. Niye Tevfik? Ne oldu? Dinle beni Melek. Dinle beni ne olur. Bakın, şimdi siz bankanın oraya gidin. Ben de geleceğim birazdan oraya. Banka mı? Banka mı? Ne bankası? Anlatamam şu anda Melek. Anlatamam Allah aşkına. Acaba? Yani onlar babamla. Aynı zamanda da hırsızlar da. Tabancaları var mıdır acaba? Neydi? Gel pis. Gel kızım, neredesin? Mehmet mi? Yok, ben balıkçı Mehmet değilim ya. Ben
değilim başka Mehmet'im ben. Ben Bursalıyım. Bu pomağım ben. Ha bak. Aa yetti ama be. Seyfi bağlayın şu be. Zeki de Seyfi adından seslendi. O niye bir şey demiyorsunuz? Manifaturacı Zeki mi? Acaba? Ha, ay Allah, gecenin bu vaktinde. Tevfik. Çıkarım anlama. Yürüyün be. Yürüyün. Hasta önce kaçmayın. Ahmet indir şunu. Şimşek gücü adına. Niye dondu bunlar be? Çünkü onun süper gücü var. Ozan senin ne işin var burada? Lan ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Kerem! Oğlum Kerem! 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 Abi ne oluyor? Çabuk arabayı getir. Koş! Kerem! Araba koş, koş! Kerem! Kerem!
Şimşek gücü adına. Bu sefer jandarma geliyor yolda. Ahmet, jandarmayı mı aradın sen? Kudret Bey, çok özür dilerim. İndir o silahı Ahmet. Çok özür dilerim. Ahmet, ne oluyor burada? Hırsızlar nerede? Komutanım, şey... Bankayı ben soydum. Tek başıma. Tutuklayın. Öyle oldu Şimşek çocuk. Sen gerçek bir kahramansın. Sayın Belediye Başkanım, Kaymakam Bey, Sayın Genel Müdürüm ve kasabamızın değerli halkı, hoş geldiniz. Bundan birkaç ay önce hayatımdaki en büyük dersi aldım. Dayanışma, birlik olma, yardımlaşma ve en önemlisi de sevgi hakkında. En değerlisi de her insanın içinde sevgi olduğunu, iyilik olduğunu ve yeterince inanırsa onu ortaya çıkarabileceğini öğrendim. Bunun için hepinize ama en başta Kerem'e çok çok teşekkür ederim. Şimdi çok önemli bir açıklama yapmak üzere bankamızın genel müdürü Sayın Rami Buranlı'yı sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Her şey müdürümüz Kudret Bey'in bize yazdığı bir mektupla başladı. Kasabanın Kerem için nasıl bir araya geldiği, onu mutlu edebilmek, daha çabuk iyileşmesini sağlayabilmek için nasıl olup da herkesin katıldığı bir oyun planladığını yazıyordu mektubunda.
Ve sonunda da Kerem'in tedavi masrafları için nasıl bankamızın soyulduğu da. Üzülme kızım. Sayılı gün çabuk geçer. Ayrıca ülke çapında bir yardım kampanyasının startını da işte burada ve şimdi başlatıyoruz. Bravo. Kerem bu kampanyanın gerçek bir kahramanı ve sembolüdür. Ona bu madalyayı takmaktan büyük onur duyuyorum. Bravo. Bravo oğlum. Oy oy yakışıklı bak. Ömürüm ben seni. Ömürüm. Bravo. Abiz ablasının kuzusu yerim ben seni. Bak kuzum. Melek, ben yıllardır, ne be ya yıllardır. Melek sen benim gördüğüm, yok. Bir ömür boyu birlikte, aa. Adın gibi meleksin. Koş, koş, koş. Adın gibi mi? Merhaba Tevfik abi. Hoş geldin Kerem. Melek hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Bir şey mi kaybettin? Yok be ya. Şey, o ne? Kıymalı patatesli börek mi? En sevdiğinden. Çayları getireyim. Unutmayın, aslında hepimiz birer süper kahramanız. Çünkü gerçek süper güç içinizdeki sevgidir. Mm-hmm.